Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar milli maç özel Türkiye vs Andorra milli maçına özel efsane ötesi bir milli takım kadrosu kuracağız ve çok güzel bir skor tahmini yapacağız arkadaşlar videonun sonunda baştan sona kesinlikle izleyin videoyu gerçekten çok eğlenceli ve çok heyecanlı bir video olacak efsane bir takım kurdum arkadaşlar sizlere şimdilik arkadaşlar benim çıkmasını istediğim milli takım 11'i en sevdiğim oyunculardan oluşan tarza bir kadro kurdum arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz kadroyu. Ama sizler de tabii her türlü eleştirileri yapabilirsiniz. Yorumlarda bunun yerine bunu alabilirdim filan tarzında yorumlar yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen transferlerimizi alacağız. Paraya kıyacağım arkadaşlar ben. Sizler de bir like atın. Ben bu kadroyu kurur, kurarken baya bir coin sağlayacağım. Sizlerden de bir like bekliyorum ve yeniyseniz de kanala abone olun. Bildirimleri açın ki efsane ötesi videolardan haberdar olun arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde paket açılımı videoları bu ara YouTube'da çok izlenmiyor özellikle bu sene filan ama ya gerçekten yarınki videoyu izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Yarın saat 14.00'da efsane bir paket açılımı videosu var. Baştan sona sadece paket açıyorum. Efsane bir video oldu. Bildirimleri o yüzden açmayı unutmayın arkadaşlar. Yarınki videoyu da izleyin. Daha sonra da videolar gelmeye devam edecek. İlk olarak arkadaşlar kalecimizden başlayacağım. Uğurcan çakır alacağım arkadaşlar kaleye. Haydi bakalım Uğurcan Çakır ama Çakır yazınca çıkmıyor. Evet bu birazcık sıkıntı arkadaşlar. Ülkeyi Türkiye yapalım. Yani 60 yıllık bir kaleci olduğunu pazarda az önce buldum. Bu arada satılmış filan da olabilir çünkü bir tane vardı. Umarım satılmamıştır. Umarım alabiliriz. Haydi bakalım. Ama bir dakika bu şekilde de değil. Şöyle 62 62 yapıp bir de kaleci yapayım abi. Bir de kaleci yapayım pozisyonu. Bu şekilde daha rahat bulurum diye düşünüyorum. Uğurcan Çakır bir tane olduğu için arkadaşlar takımını da ayarlamamız lazım. Yani gerçekten bayağı bir uğraştıracak bizi bu. Niye bu kadar uğraştırdı bilmiyorum ama artık lütfen. Evet teşekkür ediyorum. Tam 264 bin coin ise Uğurcan Çakır'ı Fenerbahçe'nin maçını soğutarak bence Trabzonspor'un kazanmasına en büyük pay sahibi olan 3 oyuncudan biri. Hani ilk üçe ilk üçe yazılacak olsa bence bu adamın yazılması lazım. Kurtarışları da dahil. Gerçekten efsane oynadı maçta Fenerbahçeli olarak. Beğendim yani. Ve şimdi sırada arkadaşlar Asıl oynayacak oyuncu belki bu değil arkadaşlar. Ozan Kabak belki oynamaz ama oyunda efsane bir kartı çıkmış. Ve sizlerle birlikte Ozan Kabak'ı da alalım diyorum ben. Bence almamız gerekiyor. 90'lık efsane bir kart Ozan Kabak. Mükemmel bir kartı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. 849 bin coins'e kadar düştü şu anda gözümde. Hemen şöyle bir 849 bin coins ben yine o zaman yazalım. 850 bin yazalım ve en ucuzunu arkadaşlar alalım. Bakalım 850 bin coins yazdım. 800 600 bin coinse bile var gayet güzel 609 bin coinse ben hemen arkadaşlar 609 bin coinse alacağım çok da fazla bakmayacağım ve şimdi arkadaşlar sıradaki isim Meri demiral hemen şöyle Meri yazıyorum ve buraya da arkadaşlar 68 rating. Yani ratingi birazcık düşük düşükmeriğin ama gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Pazarda tam 3 tanecik var ve 195.000 coinslik olan Merit Demiral'ı da şimdi sizlerle birlikte almış olduk ve şimdi sırada arkadaşlar sol bekte biliyorsunuz Hasan Ali Kaldırım sakat ama onun yerine de gerçekten şu son zamanlarda çok beğendiğim Caner Erkin var. Caner Erkin'i oynatacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size tuttuğum takımı söyleyeyim. Tuttuğum takım Fenerbahçe. Fenerbahçe'den çok oyuncumu kullanıyorum. Kadroya baktığım zaman Hayır. Bir tane sadece Fenerbahçe'den oyuncu var. Yani sadece arkadaşlar böyle en çok kafama yatan oyuncuları aldım. Yani lütfen Sevdiğin oyuncuları alıyorsun, takıttığın takımdan oyuncu alıyorsun demeyin. Yani tamamen adaletli yapmaya çalıştım kadroyu bu arada haberiniz olsun. Beşiktaş'tan bayağı oyuncu var hatta yani Beşiktaş'tan gerçekten bayağı oyuncu var ama bu şekilde denk gelmiş. Yani Fenerbahçeli biri olarak kuruyorum bu kadroyu lütfen yanlış anlamayın. Çünkü yorumlarda çok fazla tepki alıyorum arkadaşlar. Gerçekten hiçbir suçum olmamasına rağmen. O yüzden böyle tepkileri almamak için baştan söylemek istedim. Gökhan Gönül. Abi 1 milyondan pahalı mı Gökhan? Umarım adını yanlış yazmışızdır. Abi bir şey diyeyim mi? Vallahi sıkıntı ya. Gökhan Gönül niye böyle? 1 milyon 200 bin coins. Oha. Gökhan Gönül girecek biraz. Arkadaşlar siz de lütfen like atın. Vallahi bu adam bana gitti. Siz de like atın lütfen. Şimdi sırada 82'lik Dorukan var. Dorukan Toköz alacağız. 82'lik Dorukan Toköz. MDO mevkimize 82'lik Dorukan Toköz'ü alıyoruz arkadaşlar. Tam 4 milyon coins. Bu ne? Oğlum coins'im bitti. Bu ne? Yok artık abi bunlar niye bu kadar pahalı? Ya şöyle Emre Belözoğlu alacağız mesela şimdi bu kadar tertemiz olun abi niye bu kadar zor bunlar? Dorukan'a bak sen. Hadi bakayım yani o neymiş öyle ya? Dorukan ne yapıyorsun kardeşim yavaş. Emre Akbaba da var, Belezoğlu da var. Belezoğlu'nu alacağız arkadaşlar. Fenerbahçe'den tek oyuncu bu arada. Bu yani söylediğim bir tane oyuncu vardı biliyorsunuz o da bu. 83.000 coin'si alacağım. Çok bakmayacağım arkadaşlar. Çok bakmak istemedim. Ve şimdi sırada arkadaşlar 90 rating ya kadroda en memnun, en tatlı duracak. Ya gerçekten sizin de en beğeneceğinizi düşünüyorum. Tarafsız baktığınız zaman. Ama bir dakika Emre yazmayalım. Yusuf yazalım. Yusuf çünkü yazıcı Yusuf. Yusuf yazıcı. 4 milyon coins'e var, 2 milyon coins'e var. Harika, harika. Yani fiyatı da çok pahalıymış bu arada. 4, Oha 430 bin coins. Niye bu kadar ucuz bilmiyorum ama. Gerçekten efsane. 435 bin coins yazacağım arkadaşlar. Klavye sesinden rahatsız oluyorsunuz kusura bakmayın. Özellikle hani yazmamaya çalışıyorum rahatsız olmayın diye ama. Yazmamız gerekiyor arkadaşlar. 356 356.000 Coins'i Yusuf Yazıcı, 100 Yarn Kısa Bas, 101 Yarn Top Kontrol, 101 Görüş, 103 Top Sürme. Ne bu abi? Karta bak, yok artık. Arkadaşlar, Saortusa'ya gerçekten efsane. Özelliklerini değil de kendisini çok seviyorum. Abdülkadir Ömür. Yani bunu kullanmazsam olmazdı arkadaşlar. Trabzonspor'la Beşiktaş karışık sevdalısı oldu yemin ediyorum bu videoda ama aslında Fenerbahçe'yim işte ben böyle birisiyim arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu benim vazgeçemediğim bir sol kanat Türkiye milli takımında yeterince hızlı olmasa da gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. O yüzden Hakan Çalhanoğlu'nu da bu videoda bu kadroda kullanmak istedim. 352.000 coin ise Hakan Çalanoğlu'yu da alacağım. Vallahi çok bakmayacağım arkadaşlar. Hepsini zaten geri satacağım ben. Umarım yani biraz yani 10 milyona yakın coin sercilik bu arada. Buraya da Cenk Tosun'u alacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Burak Yılmaz sakat galiba. Tam hatırlamıyorum ama Burak Yılmaz muhtemelen o maçta oynayamaz arkadaşlar. Hasan Ali'yi almama sebebimle Burak Yılmaz'ı almama sebebim. Aynı yani. 15 bin coin ise değil de 10 coin ise gördüm. Hemen Cenk alalım arkadaşlar. Ve şimdi hemen kadromuza geçelim. Herkesi kadromuza dizelim. Ve kadromuzdaki 80'in altında olan herkesi 80'in üstüne çıkartalım. Yani 80 ve üstü olsun. Ve gayet de güzel bir şekilde olsun. Buraya... Burayı filtreleyeceğim arkadaşlar ve ülkeyi Türkiye yapacağım. Bu arada az önce yanlış bir yere tıkladığım için oraları kırpmayı unuttuysam Hani bir suskunluk oldu. Yanlışla başka bir yere tıkladığım için o şekilde oldu. Hemen geldik arkadaşlar ve Cenk Tosun ile başlangıcımızı yaptık. Ee, sağ kanatta muhtemelen sağ kanat olmayacak. Ee, bu bizim için sıkıntı olacak. Şimdi biz sağ kanatta kimi kullanıyoruz? Abdülkadir Ömür. Onu nereden bulacağım ben şimdi? Evet buldum. Gayet güzel bir şekilde bulmuş. Olduk arkadaşlar. Hemen sol kanatımıza Hakan Çalhanoğlu'nu koyuyoruz. Şimdi Dorukhan'ı hemen bulalım abi. Dorukhan'ı da bulmak birazcık uzun sürebilir. Evet tamam kısa sürdü çabucak. Bulduk Dorukhan'ı da. Sol meoya tabii ki Emre Belözoğlu'yu koyacağız arkadaşlar. Emre Belözoğlu bizim için çok önemli bir oyuncu. Buraya tabii ki Yusuf Yazıcı. Bu da efsane oldu. Bu milli karo var dursun arkadaşlar. Ben bu karoyu daha çok kullanırım. Cener elimizde zaten iki tane varmış. Bir tane de almışım üstüne. Vallahi ilginç bir şeyler yapmışım. Her neyse Ozan Kabağı da kadroya koyduk. Sonrasında arkadaşlar Merih Demiral'ı da koyuyorum. Ve sırada sabikimiz... Gökhan Gönül tabi arkadaşlar bu kadroda böyle çok net oynaması gerekip oynamayan oyuncular. Mesela Ozan Tufan tarzı oyuncular da var koymadım. Onları mesela Mert Günok da oynayabilir Uğurcan Çakır yerine. Yani böyle tarz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz ama küfürsüz falan yazarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü gerçekten hani küfür etmenize gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Küfür etmeye hiç gerek yok. Burada ben bir içerik üretmeye çalışıyorum. Hani küfür etmenize gerek yok. Bunu gerekiyor sanıyorsunuz ama gerekmiyor. Bu arada arkadaşlar valla boostlarımı da basıyorum. Yemin ediyorum valla gitti her şey bitiyor yani. Valla geçmiş olsun arkadaşlar. Hepinizden bir geçmiş olsun alırım. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. 12 gen yükselteceğiz bu arkadaşı da. 11 oldu bile. Şöyle bir 12 olur mu? Oldu tamam. 12 gen de Merih Demiral'ı yükselttik arkadaşlar. Herkesi bayağı bir yükselttik. Efsane oldu şu anda. Yani özel bir kadro kurulumu videosu olmuş oldu arkadaşlar. Yani gerçekten maça özel. Efsane bir kadro kurulumu videosu olmuş oldu. Gerçekten ben kadro kurulumu videomuzu Efsane beğendim. Yani kendim yaptım diye diyemiyorum falan diyormuşum. Şimdi tamam şaka yapmayalım. Hemen geçelim abi şöyle blind'ı da koyduk. Umarım blind değerli bir adam değildir. Ki biz de zarar etmemişizdir yani. Evet defans full 80 üstü oldu. Şimdi Emre Belözoğlu'nda böyle bir 4000 iki tane 4000'lik yani şöyle şöyle bir şeyler yaparsak bir yanda arttırmamız gerekiyormuş. Şöyle hemen aşağılara inelim. Şöyle bir tanesini bas gitsin. Hemen arkadaşlar Emre Belözoğlu'nu da yükselttik. Efsane oldu. Kartının şekli şemali değişti gördüğünüz gibi. Abdülkadir Ömür'ü geldi. Abdülkadir Ömür. Hemen şöyle 10 bin, 10 Evet hadi Abdülkadir seni de yükseltelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Abdülkadir Ömür'ü de yükselttik. Bu karo bende duracak arkadaşlar bu arada. Bu karo bizde duracak. Ve ben bu karoyla ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda bir açıklama yapacağım size. Mantıklı bir açıklama yapacağım. Yani merak ediyor olabilirsiniz çünkü şu an yapacağım açıklamayı. Hani niye Böyle bir bu video niye şu anda bitiyor diyecek olabilirsiniz. Onunla ilgili bir açıklama yapacağım. Hakan Çalhanoğlu'yu da gelelim. Hemen Hakan Çalhanoğlu'nu da şöyle yükselttikten sonra arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi karvumuz tamamlandı. Şimdi arkadaşlar ben Andorra vs Türkiye maçı yapacaktım. Ama Andorra'dan hiçbir oyuncu pazarda yok. Oyunda Andorralı oyuncular yok arkadaşlar. E-spor Andorra'yı galiba sevmiyor. Ben buradan bunu anladım. O yüzden arkadaşlar bu videoda kadromuzu kurduk ve biliyorsunuz grubumuzda diğer takımlar zaten Andorra'dan üstün takımlar olduğu için FIFA'da da var o oyuncular. Hepsi var yani. Bu kadromuz dursun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda biz bu kadromuzla ve sizin yorumlarda değiştirmek istediğiniz oyuncular olabilir. Onları değiştirebilirsiniz. O oyuncularla gerçekten VS olarak bir maç yapacağım. Bunu özel bir video olarak milli takıma özel şöyle bir desteklediğimizi iletmek için bir video yaptım. Videoyu beğenirseniz bu kadroyla maçlar yaparak e, daha fazla maçlar yapacağız. Yani bu kadar ile maçlar yaparak oynayacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Güzel bir video oldu. Efsane bir karo kurduk. 2 tane 90 rating efsane oyuncularımız var. Belki daha fazla yükseltebiliriz. Belki değiştirebiliriz oyuncuları. Dediğim gibi sizlerin yorumlarıyla olacak bunlar. Umarım karoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bu videoyu unutmayın. Ve bye bye. Bu arada tarihi fark başlar yazmamın sebebi şey arkadaşlar. Hani tarihi fark geliyor. Onun duyurusunu yapıyorum. Gelecek bu arada akşam da maçı izleyin. Hadi bakalım, görüşürüz.